Evet, yine bir mezar kitabesi okuyacağız. Zaten arkadaşlar mezar kitabesine baktığımızda böyle desininden, süsünden vesaire bir erkeğe mi, bir hanımefendiye mi ait olduğu belli oluyor. Burada da bir hanıma ait olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, Bismillah diyerek arkadaşlar bu mezar kitabesini okumaya çalışalım arkadaşlar. Evet, Bismillahirrahmanirrahim yutuyorum. Daha net görmemiz açısından. Ah minel mevt. Ah minel mevt. Önceki dersimizde arkadaşlar belgemizde ah minel firak vardı. Böyle farklı serlevhalarda farklı ibareler olabiliyor. Marazın yani hastalığın pençesinde zar ve zebun yazıyor. Tamlamalı okuyoruz. Zaru zebun arkadaşlar. Marazın pençesinde zaru zebun. Uçtu eyvah gitti laneden. Lane aşiyan demek. Aşiyan demek yuva demek arkadaşlar. Uçtu eyvah gitti yuvamdan lanemden diyor arkadaşlar. Lanemden. Gayrı lazım mıdır hayat bana? Evet. Gayrı lazım mıdır hayat bana? Ben cüda iken olacak. Cüda iken kızım yeganemden. Evet, kızım yeganemden. Yani vefat eden kişinin hanımın adı yegane imiş ve babası arkadaşlar artık kızım vefat etti, uçtu gitti yuvadan. Artık bana hayat lazım mı diye kendince arkadaşlar ne yapmış? Üzüntüsünü dile getirmiş. Evet arkadaşlar. Hazine-i hassa-i şahane. Sicilli ahval kalemi, sicilli ahval kalemi hülafasından yani halifelerinden Yusuf Salahaddin Bey'in kerimesi Fatıma Yegane Hanım'ın ruhi için El Fatiha yazıyor arkadaşlar. Tarihte 10 Zilkade sene 1313 burada veladeti yani doğumu yazıyor. Ondan sonra vefatında da arkadaşlar 1 Rebiül ahir sene 317 burada da vefatı yazıyor arkadaşlar. Yani aşağı yukarı arkadaşlar 3-3,5 yaşındayken bu küçük kızımız arkadaşlar vefat etmiş. Yani ölümün yaşı yok. Her an, her saniye başımıza gelebilir arkadaşlar. Ona göre hazırlıklı olmamız, ona göre tedbirlerimizi almamız gerekiyor arkadaşlar.